Merhaba arkadaşlar. Ben Oktay Özdemir. Bilgi yayınımıza daha hoş geldiniz. Sizi bugün Almanya masal şehri Hıtorn'dan selamlıyorum. Şu an burası bildiğiniz gibi aynı Venedik'e benziyor. Kanallar şehri. Harika bir şey. Ya burayı 7 yıldır Avrupa'dayım. Neden gözümden kaçmış bilemiyorum. Bugün arkadaşımızı ziyarete geldiğimizde dolayısıyla Hollanda'nın bu güzelliğinden farkına vardı. Evet, Almanya mı Hollanda mı? Şimdi bu soru tabii, abi nereye gidelim? Almanya mı Hollanda mı insanlar soruyor. Yani bu sorunun cevabı sarı çizmeli Mehmet aslında. Sen bana parametre verirsen. Yaşım bu. Evliyim, bekarım, ailemle hareket ediyorum, yalnız hareket ediyorum, çocuklarım var. İşte mesleğim bu. Ha, ben de derim ki ona göre şu ülkeye git ya da şuraya gitme. Ama insanlar hiçbir parametre vermeden diyor ki abi nereye gideyim? Parametreyi verirseniz net cevap alırsınız. Ama parametreyi vermezseniz şimdi arkadaşlar maalesef size anlatacağım konularla baş başa kalacaksınız. Şimdi Hollanda mı Almanya mı açısından baktığımızda eğer nüfus açısından bahsediyorsanız Hollanda 17 milyon civarı, Almanya 85 milyon civarı bir ülke. Ya dolayısıyla 4 katından fazla bir nüfusa sahip. Ama uluslararası ticaret yapıyorsanız uluslararası nakliyenin girdiği yer tabii ki Hollanda olduğu kadar Almanya'nın da Hamburg şehri var. Yani dolayısıyla iki ülkede de liman var. Eğer ticaret açısından düşünüyorsanız toptan pazar ağırlıklı olarak Hollanda'da bulunmakta dağıtım. Bundan dolayı ticaret düşünüyorsanız Hollanda olabilir. Ama eğitim açısından düşünüyorsanız o zaman İngilizce ile hayatınızı götürebileceğiniz şehir ülke Hollanda. Almanya'da İngilizce ile götürme şansınız çok yok. Yani İngilizce eğitim Almanya'da çok olanağı fazla yok. Evet, ilkokul, ortaokul, üniversite, liseler İngilizce eğitim olarak özel okullar bulunmakta, devlet okulları bulunmakta ama Hollanda'da insanlarda çok kapris yok. Rahat bir şekilde Hollanda'da şey yapabiliyorsunuz. Yani sokakta rahatlıkla İngilizce konuşabiliyorsunuz. İnsanlarda kapris yok. Ama Almanya'da nedense insanlar İngilizce bilse de konuşmaktan çekinebiliyorlar. Onun için Hollanda ile Almanya arasında tolerans açısından baktığımızda Hollanda'da daha tolerans görüyorsunuz. Almanya'yı daha muhafazakar görüyoruz. Çocuklar açısından eğitim olarak iki ülkede aynı. Fark etmiyor. Okullarda rahatlıkla önce entegrasyon sınıflarına gidiyorlar. Almanca ya da Flemenkçe eğitim görüyorlar. Ondan sonra tedrici bir şekilde normal sınıfa geçebiliyorlar. Mesleklerinizi doktor, mühendis, yazılım fark etmez. İki ülkede de tanıtabiliyorsunuz. Öğretmenlik açısından iki ülkede de denklik alabiliyorsunuz rahatlıkla. Bu iki ülkenin okullarında, devlet okullarında öğretmen olarak da çalışabiliyorsunuz. Yani Türkiye'deki mesleklerinizi bu ülkelerde yapmak mümkün. İltica etmeden gelmek için, yani nitelikli insan olarak gelmek için Almanya bugünlerde Hollanda'ya nazaran daha fazla olanak sağlıyor. Mavi kart var, nitelikli kart var, ön onay vizesi var, 81 ayla fırsat kartı var. Hollanda'da ise ciddi bir iş planınız olacak ya da Ankara Anlaşması'yla gelebilirsiniz. Dolayısıyla iş olanağıyla gelmek Hollanda'ya nazaran Almanya'da daha kolay. Peki mülteci olarak gelme açısından değerlendirirsek nasıl düşünürüz? Burada ikiye bakıyoruz. Sosyal haklar açısından bir de ilticanın kabulü açısından bakalım. Ve ret alındığında çözüm var mı? Sosyal haklar açısından baktığımızda 4 kişilik bir aileyi değerlendirdiğimizde Almanya çocuk parası, kira ve nakdi yardım dahil 2500 euro civarı nakdi yardımda bulunuyor. Yani ne demek? Şöyle söyleyeyim. 1200 euro Almanya nakdi yardım veriyor. 8-9 euro kira desteği veriyor. İşte 250 euro da çocuk parası veriyor. Toplarsan 2500 euro yapıyor. Hollanda %10 civarı daha düşük veriyor ama kralın eli, yani burası kraliyet de yönetiyor. Her 3 ayda bir kraliyet 700 euro para veriyor. 700 euro verdiği için yıllık ortalamaya vurduğumuzda ortalama 2500 euro aylık Hollanda'da aynı parayı vermiş oluyor. Yani totalde baktığımızda Hollanda'da da 2500 euro yardım alıyorsunuz aylık olarak, Almanya'da da çocuk parası dahil. İlticanın kabulü açısından baktığımızda hizmet hareketi mensuplarına yönelik olarak Hollanda yanılmıyorsam 2018 yılında bir mahkemeye bir güleniş başvuru yapmıştı. Bu mahkeme kazanıldığı için federal bir yasa olduğundan dolayı bu mahkeme kararına göre bir güleniş mağdursa
eş ve çocukları da mağdurdur şeklinde bir karar var. Yani Hollanda hizmet hareketini sosyal grup olarak kabul ediyor. Eğer herhangi bir hizmet hareketinden olduğunu gösteren bir bilgi, belge verirse o zaman bu kişi rahat bir şekilde Hollanda'da kabul alabilir. Red oranı hizmet hareketleri mensuplar açısından eğer belgeleri ya da hizmetten olduğunu gösteren bir done varsa ya da KHK'lı olduğunu sürecin 2016'dan sonra sürecin mağdur olduğunu gösterirse bu kişiler Hollanda'da kabul almaları Almanya'ya nazaran daha kolay. Hizmet mensupları ya da KHK'lı ya da sürecin mağdurlarının yani 2016'dan sonraki insanların dışındaki gruplarda Kürtler, Aleviler, ateistler, deistler, muhaliflerin ise şartları çok zor. Yani %90'a varan red oranı bulunmaktadır Hollanda'da. Almanya açısından değerlendirdiğimizde eğer dosyanız varsa yani iltica gerekçeniz varsa davanız devam ediyorsa onu anlamışsa ya da onu anmak üzereyse yerel mahkemede, üst mahkemede soruşturma var, gizlilik kararı var, hakkınıza yakalama, tutuklama kararı var. O zaman Almanya'da da ilticadan hangi kesimden olursanız olun kabul alma oranınız %90 küsurlarda. Hizmet hareketi mensupları %99'a varan oranda Almanya'da kabul alabilmektedirler. Kürtlerde ise %4-5 yani %10 değil yani kabul olanı Almanya'da. Bu sebeple gerekçeleri varsa kabul alabiliyorlar, gerekçeleri yoksa red alabiliyorlar. Red açısından iki ülkeyi Hollanda ile Almanya'yı değerlendirdiğimizde Hollanda'da red aldığınızda alternatif çözüm yok. Almanya'da alternatif çözüm var. Örneğin red aldığınızda Almanya'da Ausbildung dediğimiz meslek eğitimi yapabiliyorsunuz. Meslek eğitimi yaptığınız takdirde arkadaşlar Almanya'da deport edilmiyorsunuz. İkametgah yasası 18 ve 60. maddeye göre bir kişi Almanya'da Ausbildung yapıyorsa onlar Almanya'da diplomayı aldıklarında oturma ve çalışma müsaadesi alabiliyorlar. Gördüğünüz gibi Hollanda Hıtorn şehrinde gezimize devam ediyoruz. Kanalda aynı Venedik gezisi gibi inşallah en kısa zamanda eş ve çocuklarım ailemle birlikte gelip burayı gezmek istiyorum. Yani keşfe geldim aslında. Arkadaşlarla birlikte bayağı da güzel bir yermiş ya. Harika bir şey. Dinlendirici yani. Şimdi red açısından baktığımızda bir de Almanya çalışma bu yeni nitelikli göç yasası çıkardı. Tabi bu mültecilerin 29 Mart 2023'ten önce iltica edenlerin bu nitelikli göç yasasından yararlanarak oturum alma, çalışma müsaadesi alma hakları da çıktı. Yani Almanya'da bir şekilde her zaman çözüm bulunabiliyor. Şimdi Dublin açısından baktığımızda Hollanda'da Dublin olduğunda kilise sığınması çok pratikte uygulanabilirdi. Çünkü ibadetler esnasında polis almıyor. İbadet bitince polis alıyor. O zaman yani sizin için gönüllü ibadet eden kilise mensuplarını bulmanız lazım. 7 gün 24 saat ibadet edilecek ki siz deport edilmeyesiniz. Aa işte bu sebeple Almanya'da ise kiliseye sığındın mı kilise yabancılar dairesine ve polise diyor ki bu kişi bizdedir bilginize diyor. Dublin düşene kadar da kilisede duruyorsunuz. Kilisede dururken din değiştirmek zorunda değilsiniz. Güzel bir diyalog hizmeti yapabilirsiniz. Yani dolayısıyla kilisede kalma olanakları bulunmaktadır. Yani iki ülkeyi kıyasladığımızda evet nitelikli ve kaliteli yaşam açısından iki ülkede dengeli ve huzur içerisinde. Akşam 8-10'dan sonra hayat susuyor. Sakin ülkeler, nazik ülkeler. Burada insan olduğunuzu, insanca yaşamanın ne demek olduğunu görüyorsunuz. Müthiş bir tolerans ve zevk var. Çevre temizliği açısından ciddi manada bisikletler kullanıldığı için yani hava temiz, güzel. İnsana saygı ön planda. Çocuklara yönelik ayrımcılığa tolerans yok. Yani herkes kim olursa olsun ciddi derecede hoşgörüyle birbirine anlayış ve sevgi içerisinde yaşıyorlar. Aynı şey Almanya'da da geçerli. Evet, kısmi ırkçılık olsa da bugün Türkiye'deki ırkçılık dünyanın hiçbir yerinde yok. Avrupa'daki ırkçılığı dert etmeyin. Burada kanun var arkadaşlar. Burada devlet var. Anayasayı koruma birimi var yani. Kim? Hatta Almanya Anayasası'nın birinci maddesi diyor ki Die Würde des Menschen ist unantastbar. Yani insan onuru dokunulmazdır. Yani Almanya Anayasası'nın amacı insan onurunu ve haysiyetini korumak. Yani kimse size haysiyetsizce davranamaz. Birisi size hakaret ettiğinde, Türkiye'de polisi çağırdığınızda eğer hizmetten bir insansanız polis sizi alıp götürüyor, size hakaret edeni değil. Ama burada birisi size hakaret ettiğinde polis sizi koruyor, onu
alıyor. Ya ceza veriyor, ya deport ediyor, ya da bir özür tekzip yaptırıyor. Yani burada özgürsünüz arkadaşlar. Onun için şu güzellikleri sizlerin de yaşamasını istiyorum. Neyi bekliyorsunuz? Yani bu seçim geçsin, ülkeden çıkacağız dediniz. Bütün seçimler çıktı, ne oldu? Muhalefet kandırdı değil mi? Yani seçimi kazanacağız dedi. İnsanlar hayal kırıklığına geldi. Onun için değerli dostlar, siyasetçinin ipiyle kuyuya inilmez. Gelin siz bu kardeşinizi dinleyin. Şu hazır nitelikli göç yasaları falan çıkmışken, siz değerli takipçilerimiz de nitelikli insanken, şu yasalardan birinden yararlanarak, ister Ankara Anlaşması'yla Hollanda, Belçika, Lüksemburg'a gelin, isterseniz nitelikli göç yasasıyla Almanya'ya gelin ama şu güzellikleri sizler de yaşayın. Gelin dostlar. Daha fazla Türkiye'de kalmayın. Bekliyoruz. Geleydiniz bir çay içimi, siz de çay dökerdiniz, ben de içimi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki canlı yayınımızda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler diliyorum.